28 Aralık 2021 Salı günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Sırıtıyorum. Sinirden sırıtıyorum. Çünkü 6. kez çekiyorum entroyu. Ya hıçkırık tuttu, ya hapşırdım, ya aksırdım falan bir şey oluyor. Şimdi bugün ayın 28'i. Senenin bitmesine 2 gün var. Allah'ın izni Tevfik ve Kerem'iyle. Şimdi bak bunu dedim ya aklıma bir şey geldi. Neyse entroyu uzatacağım ama bunu da söyleyeyim içimde kalmasın. Ya çok merak ettiğim bir şey var. Yani bunu biliyorsanız siz de söylersiniz çok sevinirim. Bu Türkiye'deki imamlar, cami hocaları falan yıllar boyunca şu anda da yapıyorlardır. Ya bunlar Arapça bir tekst okuduklarında, bir hadis okuduklarında, ayet okuduklarında falan niye böyle abartılı bir telaffuz kullanma gereği duyuyorlar? Böyle bir entonasyon aşırı derecede, bir pronunsiyasyon böyle aşırı derecede. Yani ha ha diye bir set ha ha hatırladınız değil mi bunu ilahilerde falan çok olur mesela. Lan belli ki beceremiyorsun yani. Yani Allahu Ekber demene gerek yok Allahu Ekber de geç git. Yani pronosyasyonu bilmek farklı bir şey onu telaffuz edebilmek bu farklı bir şey bu beceri işi. Sorsan ona sana onun harfin işte o aynı sesinden çıkar bilmem nesinden girer falan o bak bu tam buradan çıkıyor falan beğendiremezsin bir de ona. O çok biliyor ya şimdi o imam olduğu için bizim gibi avamdan farklı olması lazım. Farklı bir entonasyon yapması lazım. Aa filan yapması lazım. Bizimkileri de beğenmezler filan. Böyle adamlara çok rastladım. Şimdi ben bunu anlattım ya. Hep bir tane oluyor. Bir, bir geri zekalı çıkacak ve diyecek ki sen dinimizle dalga mı geçiyoruz filan diye. O geri zekalıyı kutlayıp onun yorumunu en yukarıya asacağım. Bakalım o geri zekalı kim olacak? Şimdi evet Allah Allah'ın izniyle tevfik ve keremiyle ee, senenin sonuna yaklaştık arkadaşlar. Yani ölmezsek bir tane daha sesli gazete kaldı. Yani ölmeye niyetim yok normalde. Sizin de olmasın. Bizden önce gidecek birisi var. O oh, bir gitsin. Dirsin gitsin. Ee, i̇şten geldim yorgunum. Gözlerimde de zaten o ışığı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani göremiyorsanız üzülüyorum yani. O zaman siz haberlerde çok vallahi güzel haberler var. Böyle tam rovaşatalık kafalık güzel haberler var. Siz de hadi kahvenizi çayınızı alın da hadi başlayalım artık. Evet en Eski haberden başlayacağım arkadaşlar. En eski dediğim de 24 saat oldu olmadı. yani İşleri Başkanı haberi. Hıyanet Başkanı Ali Erbaş öyle bir şey söyledi, öyle bir şey söyledi. Hepimiz hüzünlendik. Gözlerimizden böyle yaşlar süzülecekti adeta. Gerçekten hicranla dolduk. Kendisine La Tahsen ya Hıyanet Başkanı, hüzünlenme ya Hıyanet İşleri Başkanı diyesimiz falan geldi. Yani yaşadığı zulmü gördüğümüzde dedi ki bu topraklarda, bu coğrafyada zulüm her zaman vardı. Her zaman var olacak. Adamın yaşadığı zulme bakar mısınız? Adam dedi ki korkumuzdan yeni araba alamıyoruz, yeni arabaya binemiyoruz dedi ya. Korkumuzdan yeni arabaya binemiyoruz. Ulan biz de nefsimizi törpülüyormuşuz ya. Vallahi billahi. Yeni arabaya binemiyormuş, eski arabaya biniyormuş. Eski araba dedi de eski Hiyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez diye bir adam var diye ya, kör. Yani ruhu kör. Körlükle bir alıp veremediğim yok. İnsan kör olabilir ama bu adam hakikaten kördü Mehmet Görmez soyadı gibi. Bu da birbirlerinden beterler yani ikisi de. Onun aracını zırhlı araç olarak ne kullanıyorlarmış? Koruma aracı olarak kullanıyorlarmış. Bir de araç zırhlı. Bundan memnun değil. Onunla gidip geliyoruz filan diyor. Ulan bir sen kimsin? Bir Diyanet İşleri Başkanı'nın korumaya ihtiyacı olsun. Bak geçen Melih Gökçek de arabasını iade ettiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aynı şeyi söyledi. Bunlar şunu çok iyi biliyorlar. Kendilerini toplumda o kadar nefret edilir hale getirdiler ki, o kadar tiksinç hale getirdiler ki kendilerini. Milletin bunları gördüğünde kusası geldiğini çok iyi biliyorlar. Ve bundan korkuyorlar. Bundan korktukları için işte böyle koruma aracı bilmem işte koruma ekibi, zırhlı araç falan bunlar. Ulan sen kimsin? Yani normal bir ülkede Diyanet İşleri Başkanı sokakta, manavda, bakkalda görsen kim ne yapabilir? Yani bir vatandaş ondan ne isteyebilir? Yani sallar gider Diyanet İşleri Başkanı. He edersin geçersin. Yani bütün korkuyoruz yeni araba da alamıyoruz laf söz olur falan diye. Lan sen Allah'tan korksan zaten böyle bir şeyi aklından bile geçirmezsin. Yani kuldan korktuğun Allah'tan korkmadığın için o var ya saraydaki sana göre Tanrı. Ondan korkuyorsun Allah'tan korkmadığın için zaten bunları dile getiriyorsun. Alamıyormuş araba. Ya bak yarın devir değişecek. Bu adamlar bir gün gidecek. Bunların saltanatı yıkılacak. Bu mecbur. Yani doğanın kanunu. Yeni gelen sistem dese ki buna Diyanet İşleri Başkanı... ...sen yine Diyanet İşleri Başkanı olarak kal... ...ama bundan böyle işine otobüsle gidip geleceksin dese... ...der ki böyle, böyle din mi olur ya? Ben dinden çıkıyorum der. Çıkar dinden filan ha. Yemin ediyorum ya Mercedes yoksa ben Müslüman filan olamam der bunlar. İşleri güçleri bu. Bak kendisi din adamı. Papa Türkiye'ye gelmişti 3-5 sene önce hatırlayın. Adam... Adam Clio'ya binmişti ya. Clio özellikle istiyorlar. Özellikle lüks olmaması gerekiyor. Çünkü papalık yani dinen böyle gösterişli olmaması lazım. Ulan sen kim köpeksin de diye... <laughs> gidiyorsun böyle Mercedes yeni arabaya binemiyoruz bilmem de. Sanki imkanlarınız çok kısıtlı. Sanki yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda değil. Yanlış söyledim galiba. Neyse. Hümmetinin lideri biliyorsunuz asıl işi devlet başkanlığı değil. Devlet başkanlığını boş zamanlarında yapıyor. Asıl işi toplum sathında Nefret ve kin tohumu ekmek ve bunları büyütüp daha sonra da biçmek arkadaşlar. Her hafta birilerini hedef gösteriyor. Düzenli olarak yapıyor bunu. Bu haftaki programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu vardı. Düşünüyorlar ne yapalım? Bu hafta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef gösterelim. Ee, bakanlarım, milletvekillerim siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Fikir benden çıkıyor. Siz e, işte soruşturmayı yürütmeyi artık hangi ilgili birim varsa yapıyor. Havuz gazetesi de Onların arkasından geliyor. Şu anda zaten olan o arkadaşlar. Ee, çıktı konuşmasında şey diyor. İmamoğlu'na hedef aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor diyor. Utanmadan. Yani e, tabii kamu kurumları birbirlerinin arasında mektuplaşırken. Böyle bir utanma duygusu kriteri var. Yani az utan, Ne kadar utandı? Şu kadar utandım, O zaman mektup gönderebilirsin. Yani, yani şu kadar utandıysan o mektup gitmez. Yani utanmanın seviyesiyle alakalı bir mesele bu galiba. Bir sana göndermiyor. senin şahsına değil aslında o senin makamına gönderiyor ama İmamoğlu saflık yapmış. Normalde sen devlet başkanı falan değilsin. Çünkü senin devlet başkanı olman için meşruiyetin yok. Seni adam devlet başkanı olarak görmüş. Hani hani belki belki bir umut falan diye göndermiş seni adam yerine koymuş. Öyle bir saflıkta bulunmuş. Neyse utanmadan bana mektup gönderiyor falan diyor. Soruşturma başlatmışlar. Soruşturma çünkü bunlar söylüyordu biliyorsunuz. Böyle bir algı yapıyorlar. Ee, i̇şte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar şey. İşte teröristler var içerisinde. FETÖ'cüler var. PKK'cılar var. DHKP'ciler var filan. Sanki sanırsın BK Vadisi olmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası. Ee, orada e, orada duruş var. <laughs> İstanbul İçişleri Bakanlığı arkadaşlar hemen harekete geçiyor. Hemen böyle hemen. Hiç, hiç vakit kaybetmeden yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler tespitler DIY'den referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik başlatılan özel teftişleriyle açıklamamız filan diye işte 450 PKK'lı, 80 DHKPC, 20 Simeli bilmem işte FETÖ -METÖ bir şeyler saçmalıyorlar. Ulan daha senin burada da yapmıştık yani bir ay önce filan olmuştu. Gestapo şefi dememiş miydi ülkede ülke sınırları içerisinde 160 tane terörist kaldı filan diye. Ya yani götünden rakam uyduruyor zaten. Onu biliyoruz da şimdi olmuş 455 tane PKK'lı. Birdenbire nasıl çıktı o? 450-55'e falan. Ee, şimdi buna yükleniyorlar. Buradan da bir darbe yiyecek bu AKP. Normalde yiyecek. O seçimlerde olduğu gibi. Ha yapar mı bunu yapar. Yani zaten AKP birine sen teröristsin diyorsa o teröristtir bitti yani. Kimse bir şey yapamaz. Muhalefet de buna bir şey yapamaz. Şimdi bu e, tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir şey olunca CHP'liler falan böyle işte onu yaparsa işte bunu başına yıkarız, işte biz bir aileyiz, işte güçüz, diriyiz, şöyleyiz, böyleyiz, izin vermeyiz, geçit vermeyiz falan gibi şeyler söylüyorlar. İşte Özgür Özel falan e, da mesaj atmış arkadaşlar bu kaçıncı iftira falan diye. Güzel ama mesela iki gün önce şöyle bir haber vardı. Bu sadece işte 2016, 2016 darbeden beri karşılaştığımız sadece en taze ve en gördüğüm. Yani TSK'nın FETÖ ile mücadelesinde bugüne kadar 24.256 personel ihraç edildi. Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı 9.360. Yani o e, ideolojiye yakın bir işte T24 aşağı yukarı öyle. E, i̇şte FETÖ, METÖ bunu söylemeyi bırakmıyorlar. Bunu söylemeyerek zaten bir destek veriyorlar kapalı olarak ümmetinin liderine, AKP'ye bu muhalefet. Şimdi sen Türkiye'de 100 bin, 150 bin tane kurumlarda çalışan, kamuda çalışan terörist olduğuna inanıyorsun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 tane PKK'lının şunun bunun olmayacağına mı inanmıyorsun? Yani bunları haber yaparken hiç sesiniz çıkmıyor. Ordudan insanlar kıyım kıyım kıyılırken veya diğer bir sürü işte kamu sektöründen insanlar suçsuz yere e, Bırak işinden atılmayı, Türkiye'den gitmek, ayrılmak zorunda kalırken ölenler, şunlar bunlar, bunların hiçbirisini dillendirmiyorsunuz. Ve Sözcü gazetesi gibi iğrenç bir gazete böyle bir başlık atıyor işte. FETÖ'cüler e, Meriç'ten geçerken öldüler filan, FETÖ'cü teröristler filan. Bunları yapıyorlar. Bunları hiç görmediniz ve bu adamın bir gün size gelmeyeceğini mi zannettiniz? Yani şimdi de böyle zamanında destek vermediğiniz için işte Ermeni'yi dövdürtmeyecektik meselesi. İşte bunların da başına geliyor. Ha, ne yaparlar? Bir şey yapar, bir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Seçimlerdeki gibi işte AKP'ye oy kaybettirir bu olay ama CHP bunu ertesi gün unutur yani ne yapabilir? Yani şu ana kadar ne yaptılar da ne yapacaklar? Bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Umarım yanılırım. Sonra ümmetinin lideri devam ediyor bir daha böyle ayaküstü arka, arkası önü düşünülmemiş şeyleri meclis gündemine getirmeyin falan. Sonra bir kabul çıkıyor sonra ne yapacağımızı beceremiyoruz falan diye azarlamış kendi milletvekillerini. Yani benden onay alınmadıysa bir kanun tasarısı bilmem ne hakkında gidip onu şey yapmayın onaylamayın falan diye. Çünkü biliyor yani kişiliksiz ve karaktersiz olduğunu o milletvekillerin, bakanların falan kendi başlarına... Meclis olarak bir karar alamayacaklarını bildiği için azarlamış yani yapmayın böyle bundan sonra benden izin alın. Her şeyi benden izin aldığınız gibi tuvalete bile nasıl benden izin almadan gitmiyorsunuz bundan böyle yapmayın böyle filan demiş. Azarlamış. Fahrettin Altun Burada e, bu da çıkmıştır ki millete yalan içerikler boca ederek onu hizmet edemezsiniz. Şu anda medyanın çoğunda işte yüzde kaçtı yüzde işte yalan haberler var filan demiş. Medya mı? Ulan medyanın %90'ı zaten sizinkilerin elinde. Demek ki %90 yalan olması normal bir şey. Yani ben de diyorum bu adam nereden biliyor bunları? Tabii sizin medya olunca yalanın nereden çıktığını biliyorsun. Hatta yalan üretim merkezi, iletişim başkanlığı yalan üretiliyor. Bu hafta ne yapalım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldıralım. Hayrettin Karaman. Bak ismi yazdığı için Hikmet Karaman demedim. Hayrettin Karaman. Örtülü faize kılıf için Hayrettin Karaman devrede faiz değil hibe demiş. Şimdi değiştirdiler ya işte faiz demediler. İşte sen bir mevduat hesabı açıyorsun para yatırıyorsun. O paranın değeri işte doların artışından daha düşükse işte hazineden karşılanıyor filan. işte geçenki mevzu dolar birdenbire düştü ya. Bu da bir faiz ama faiz değil o hibe ha, <laughs> Rüşvet, rüşvet değil o. Teşvik, teşvik. Her şeyin bir kılıfı var adamın ya. Adam şey demişti, yolsuzluk, hırsızlık değildir falan demişti biliyorsunuz. Yani bir dine girmeden önce fetvacısına bakacaksın. Fetvacısına göre bir din seçeceksin. Mesela din arayan bir adamsın kendine. Değil mi? Mesela Hayrettin Karaman gibi bir fetvacın olsa hemen bunların dinine giresin gelir. <laughs> Demedim mi demedim mi gönül sana söylemedim mi bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi bak orada yemezsin e referansı siz aldınız orada değil mi başta söylediğim şey şimdi sesim çok güzel biliyorum lütfen altına yorum yapmayın ne olur şarkı söylemedi sanki her gün şarkı söylüyorum burada ya Sesimi çok güzel olduğunu biliyorum çünkü çok bağıramadım yani Çoluk çocuk çocuk konu komşu gelip ne oluyor burada filan demesinler diye. Şimdi bu ilahi Mevlana'nın sözleri Mevlana'nın Yunus Emre'nin miydi neydi? Ahmet Özhan seslendiriyordu. Şimdi bizim yaş grubu iyi bilir. 30 yaş grubu hatırlar, 20 yaş grubu hatırlamaz onun bileceğini tahmin etmiyorum. AKP Türkiye'sinde yıllar boyunca görmediğiniz bir adam birden bire ortaya çıkıyorsa arkadaşlar. İster istemez şu soruyu kendimize sorarız. Niye şimdi falan diye. Bunun tek bir cevabı vardır. Adamın yemi, yemi bitmiştir de ondan yani yemlenmek istiyordur. Şimdi bu da artık ne, ne bekliyorsa, ne beklentisi varsa. Şimdi eskiden müzik yapıyordu. Yaptığı müziğe uygun bir sesi vardı. Hasbel kadar milletin takdirini kazanmıştı. Çok ortalıklarda gözükmeyen, paparazzi olmayan bir adamdı. Keşke paparazzi olsaymış. Şimdi saray soytarısı oldu herif. O daha iyiydi vallahi paparazzi olsa. Şimdi Hülya Avşar'ın geçen söylediği gerekirse simit yeriz var ya ona destek vermiş arkadaşlar. Demiş ki e, gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz, yarım ekmek yiyeceğiz demiş. Yarım ekmek, sen yarım ekmek, çeyrek ekmek fark etmez. Ama o işte ilahide de seslendirdiğin gibi rıza lokması önemli olan. Ama tabii sizin o saraydaki Tanrı'nın rızası Allah'ın rızasının önüne geçtiği için bir şey zıkkımlanırken ilk önce onun rızası var mı ona bakıyorsunuz. Çünkü sizin yeminizi o verdiği için haliyle ekmek mekmek değil ya siz bildiğin kök yiyin yani. Zıkkımın kökü. Valla zıkkımın kökü yiyin bence siz. TÜİK Genel Başkanı konuşmuş arkadaşlar Said Erdal Dinçer. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğini açıkladı. Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Ha sanki şu anda siyasi tartışmaların bir parçası değil. Sanki ümmetinin liderinin her yere eli kolu ayağa bacağı uzandığı gibi size de uzanmıyor. Siz kendi başınıza buyruk özel bir kurumsunuz kimse size karışamıyor değil mi? Sanki %35'lik %40'lık enflasyonu kalem oyunlarıyla %15 göstermiyorsunuz değil mi? Ulan gören duyan da bunları kanarya sevenler derneği filan zanneder ha. Yani bir ay düşündünüz aklınıza bu mu geldi? Bir tane herif çıkmıştı bu e, Özgür Demirtaş'la konuşmasında çok e, şey oldu, viral olmuştu işte sosyal medyada filan. İşte şak kadarak dolar satarım diyen Necmettin Batırel hani diyordu ya işte ben bir çıkarım bir 10 milyar daha satarım bir bilmem ne filan. E, Özgür Demirtaş da falan mal ne diyor filan diye bakıyordu hatırlarsınız onu. Hı. Çıkmış demiş ki Özgür Demirtaş'ı kimse tanımıyordu benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor. E şimdi tamam Özgür Demirtaş'la da alakalı ara sıra burada eleştiriler yapıyorum da. Şimdi Özgür Demirtaş tam ekonomi bilgisi olan bir adam. E senin gibi salakların televizyon kanallarında boy gösterdiğini görünce adam da tabii artık usandı. Börtü böcek paylaşıyor yani sosyal medyada. Yani adam olacağınız yok. Senin gibi aptal adam dolu yani haber Türk bilmem ne filan. Normal bir de ben ben ünlü yaptım filan diye. Sakarya'da lise öğrencilerinin düzenlediği roman kahramanları gününün Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildiği öğrenildi. Milli eğitimin amacı ortalama TC vatandaşı yetiştirmektir. Ortalama TC vatandaşı. Ortalama TC vatandaşı. AKP Türkiye'sinde düşünüyorum. Yeliz, evet Yeliz Yeliz mesela veya Fatma Şahin, bunlar mesela ortalama bir T.C. vatandaşı oluyor. Abi şu utancı görüyor musun ya? Roman kahramanları gününde liseli çocuklar bildiğin işte kostümler hazırlıyorlar lan. Yani bunu takdir etmen lazım senin. Ya bir şeyin de yani bir şeyi de baltalamayın ya. Lan çocuklar ne güzel yapmışlar yani. Ne, neye kime ne zararı var yani. Çok o, ayıp bir şeymiş, günah bir şeymiş gibi. Sanki bu işte roman kahramanları gününde bunu şikayet ediyor adam. İşi gücü bırakmış bunu şikayet ediyorlar. Hayır ya sanki erotik kıyafetler giydirmişler de çocuklara reşit olmayan çocuklara lan bildiğin çocuklar ne güzel giymişler yani. Ya böyle bir rezillik yok ya. Başka bir yerde daha var bak yukarıda ona da gideyim arkadaşlar. İşte Türk Milli Eğitimi. Dur geliyorum geliyorum sabredin. Heh. Kızlı erkekli orman yürüyüşü gerekçesiyle lise, öğretim, lise öğretmenine soruşturma açılmış. Beyoğlu Anadolu Lisesi Yani İmam Hatip Lisesi olsa hadi diyeyim yine. Ulan Beyoğlu Anadolu Lisesi 170 yıllık bir kurummuş yani. Soruşturma açılacak nasıl gidersiniz filan diye. Yahu Türkiye'de o kadar ahlaksızlık olup biterken Tacizler, tecavüzler. Bak burada artık dilimizde tüy bitti. Adamların uğraştığı şeye bak ya. Evet başka. Daha bitmedi dur. CHP sözcüsü Öztrak. İmamoğlu'nun yerine kayyım atanabilir mi sorusuna yanıt. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Yıkarsınız eminim bundan. Nebati'den 20 Aralık açıklaması. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi. E biz de biliyoruz onu. Biz de onu söylüyoruz zaten. Senin bize söylemen gereken kimler bozdurdu parasını? Biz onu öğrenmek istiyoruz ama siz de onu söylemek istemiyorsunuz. Ve bu gerizekalı, bak böyle bir ezber bozma yok yani. Yani şu ana kadar gördüğünüz gerizekallar içerisinde bir yer edindi kendisine. Sade vatandaşın dolarla ne alakası var diyor ya. Sade vatandaşın abe gerizekalı Dolar sadece insanların yatırım amacıyla aldığı bir şey değil. Tüm ülkeyi etkileyen bir şey. Çünkü ham maddeyi dışarıdan alıyorsun, petrolü dışarıdan alıyorsun. Abi aptal adam sen bir maliye bakanısın. Ya hadi Yeliz gibi bir adamdan beklersin tamam mı bunu? Bir kadından mı diyeyim artık ne diyeyim? Yani Ahmet Hamdi Çamlı bunu söyler. Zekası ona uygun. Hayır sen maliye bakanı oldun değil mi? Biraz, biraz daha tartayım ben söyleyeceğim şeyler. ya filan. Yok o da yok. Çünkü A Haber'de konuşuyor. A Haber'de konuşunca ister istemez benim kitleyici zaten belli filan diyordur adam. Ali Koç Fenerbahçe Başkanı. Ben Cumhurbaşkanımıza bir kez daha saygı ve sevgiyle şükranlarımı sunmak istiyorum demiş. Sun sen oradan çıkma. İnşallah Fenerbahçe'de küme düşer. Ümit Özdağ. Evet Türkiye'nin önde gelen faşistlerinden. Adamın işi gücü yok. Tüm işi gücü Suriyeli bir market sahibi bulayım, bir dükkan sahibi bulayım, işi gücü olan bir adam bulayım, onları hedef göstereyim. Tek amacı bu. Ümit Özdağ 7 sene önce Türkiye'ye gelmiş Türkçesi çok az vatandaşlık almış üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane var. Daha var. Türkiye tehlikenin farkında değil misin diyor. Şimdi bu adam bir kuyumcuya gidiyor. Kuyumcu Suriyeli bir kuyumcu vatandaşlığını almış. Kuyumcu dükkanını açmış. Bu açtığı kuyumcu dükkanı için adam vergisini veriyor. Kaçak bir dükkan değil bu. Yani şunu yine bak, bu, bu da kabul edilebilir bir şey değil de işte plajda nargile içiyorlar, kötü bir görüntü oluşuyor desen hadi yine diyeceğim ulan adam yatırım yapıyor senin ülkene, kuyumcu dükkanı açıyor. Herif gidiyor böyle sanki surete haktan gözükür gibi. Dükkanına giriyor. El sıkışıyor falan. Türkçe biliyor musun? Bilmem ne falan. Konuşuyor. Ondan sonra çıkarken de tweet atıyor. Hedef gösteriyor. Bunlardan 900 bin tane var diye. Ya böyle bir şey yok. Olmadı. Siz AKP ile şey yapın yani anlaşın. O bilir bu işleri. Adamın malına çökün. Herifi de sınır dışı edin. Olmadı. Öyle bir şey yapın. Ulan sen e, senin o ülkenin vatandaşını 250 bin dolara, 250 bin euroya AKP satıyor. Onlara söyleyecek bir şeyin var mı? 250 bin dolara pasaport satılır mı diyemiyorsun. Elin gariban Suriyelisi de adam dükkan açmış ya. Adam yatırım yapmış. Bunu ben paylaşırken altına bir arkadaş güzel bir şey paylaşmış arkadaşlar. Şu yıllar önce Türkiye'de bir program vardı bu çocuğun adını unuttum hatırlarsanız işte böyle şehir şehir geziyordu filan e, bu savaştan önce Halep'e gidiyor Halep'te yıllar önce Türkiye'den ailesiyle Halep'e gelmiş vatandaşlık almış üstüne Halep'in en eski çarşısında kuyumculuk dükkanı açmış bir tane birisiyle bir konuşma yapıyor bak şimdi gün ne günden o günlerden bugüne dünyanın her yerinde olabilir böyle bir şey yani Türk gitmiş oraya Halep'te dükkan açmış bugün de onlar gelmiş açmış ya bu nasıl bir faşizmdir ya? An ya gerçekten anlayamıyorum yani. Yani niye bir kuyumcuyu sen hedef gösteriyorsun bir adam? İşi gücü yok çünkü bu. Gestapo şefi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınanların bir bölümü çok kritik yerlerde görevde. Siz FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız demiş. Sen ihraç ettiysen kesin liyakatlı birisidir alırım ben. Yani sen zaten ihraç etmen için herhangi bir e, terörist işte yaftasını yapıştırman yeterli. Yani hukuku sen tahsis etmiyorsun. Kimin terörist olup olamayacağına sen karar vermiyorsun. Gestapo şefi ilk önce bunu anlaman lazım. Yani bir de bakarım özellikle sen ihraç ettiysen ben siviler arasında bir tercih yapsam ilk önce ihraç edileni alırım. Demek ki kaliteli bir adammış derim yani. Ya hayır sanki bir de şey yani FETÖ'cü var bunu ihraç sen bunu alır mısın diye böyle bir kurnazca soru soruyor. Ulan senin işgal ettiğin bakanlık sen bir suç işleri bakanısın. Daha önce de söyledim bir ceza kanununda yazılmış yazılacak olan tüm suçları işleyen bir organize suç örgütüsünüz. Devlet başkanı dediğin adam tüm suçları işlemiş bir adam. Azmettirici, evrakta sahtecilik, insan kaçakçılığı, rüşvet, hırsızlık her şey var. Bu <laughs> gerizekalı ya. Bakan Nebati 20 Aralık'ta dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar. Ne dedi? Hiç anlamıyoruz yani. Bir öyle diyor. Bir böyle diyor. Bir öyle oldu diyor. Çok aldılar diyor. Almadılar diyor. Ne dedi? Anlıyor musunuz Allah aşkına ya? Uf. Bakıyorum başka ne görüyorum. Ümmetenin lideri. Bak şunu hatırlatmak için 2018 yılında 12 Haziran 2018 yılında bir tweet atmış. 2021'de yollara çıkacak olan elektrikli yerli otomobili, otomobilimiz gayri safi yurt içi hasılamıza 50 milyar euro katkı sağlayacak. Petrol bağımlılığımızı azaltacak. Vakit yerli otomobil vakti, vakit Türkiye vakti diye. Bu arada ümmetenin liderinin paylaştığı tweette sağdaki rakamların euro ile soldaki rakamların dolarla yazıldığını görüyoruz. Bunu 2018 Haziran'ında atmış arkadaşlar. 2021'de çıkacakmış. E, mümin yalan söylemez yani. Söylemez. Muhtemelen doğrudur. Yani senenin bitmesine şurada 3 gün kaldı. Ha gayret. Bir yılbaşı sürprizi. Müjdesi bekliyoruz. Metinlidir. müjde vermeyi çok seviyor ya. Yani 31 Aralık akşamı o müjdeyi verecek. Bak araba burada falan diye. AKP'li Göksu'dan İBB'ye terör teftişi değerlendirmesi. Elimizde data yok ama belediye koridorlarında konuşulanlar var diyor. Eşşe o eşek. Ya uygun küfür bulamıyorum ya. Gerçekten düşünüyorum düşünüyorum ben uygun bir küfür bulayım. <laughs> yani koridorlarda konuşulanla amel ediyor. Ona göre hukuku işletiyor ya. Ama 2016'dan beri zaten böyle oluyor. Özellikle 2016'dan beri mala çökmeler, insanları hapislerde çürütmeler, atma. Yani duyduğumuza göre yani, yani şimdi devlet mesela onu işe tekrar istihdam etmiyor ama çünkü onun hakkında işte bir şer düşmüş. Niye? Ama hukuk karar vermiş. Ama o olmaz filan. Herifin <laughs> hiçbir şeyi yok. Ee, hiçbir e, ispatı, delili yok. Delil olmadan yani koridorlarda öyle bir şey söyleniyor filan. Bakan Nebati evet salaklığını perçinlemiş. Bak bunu da unuttuk. Adam diyor ki salgın bitti mi? Bitti. Salgının bittiğini zannediyor. Avrupa şu anda ayağa kalktı. Avusturya, Hollanda filan tekrar konfinman, karantinaları böyle konuşuyorlar, getirdiler. Fransa'da bu konuşuluyor filan tekrar olacak mı filan diye. Bu geri zekalı diyor ki salgın bitti mi? Bitti. Salgının bittiğini sanıyor manyak. Ekonomi canlı mı? Canlı. Canlı mı? Canlı. Çift haneli rakamlara gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Gözlerimin ışıltısını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. <laughs> Bunu diyor çift haneli rakamlara gidiyoruz diyor. <laughs> çift haneli. Şeye kadar yolun var ya. Git git sen. Gestapo şefi tüm dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini bu ülkenin polisi askeri yakalamakta demiş. <laughs> e zaten şeyde Sedat Peker de diyordu ya. Dünyada en çok uyuşturucunun tüketildiği 3 ülkeden bir tanesiymiş. İstanbul, Adana mı ne bir şeyler diyordu. Bir zahmet yakalayıver. Bu da siz yakaladığı görüntü yani. Görüntü, yani ha. görüntü bu. Bir de arkada yakalayıp zulaladıklarınız var. Teslim ettikleriniz, parasını aldıklarınız filan. O pudra şekerleri bilmem neler filan nereden geliyor? <laughs> Düşün o pudra şekerini o işte çekerken yakalanmış ya. O tü tüketim aşamasındaki bir ürün. Yani satıcıdan çıkmış, alıcıya ulaşmış, aracıdan filan geçmiş. Adam onu tüketirken biz onu görüyoruz. Kim bilir onun gibi neler neler var yani. Bir de da çok büyük bir şey yapmış. Birini bizim polisimiz yakaladı falan diyor. Çok e çokmuş ya. Evet ümmetinin lideriyle de bitirelim. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Yani hiç hiç olmadığımız kadar o ilk 10'a girmeye o kadar yakınız ki. Yani şu kadar bir şey kaldı. Ya şu, ışıklardan sağa döndüğün zaman hemen ilk ondayız. Öyle de bir şey yani. Arkadaşlar ben gideyim yoruldum ya. Valla 40 dakikadır video çekiyorum ben yoruldum. Gideyim siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum canım dostlarım. Sağlık ve afiyetle.